Evet, main memory yani hafıza ile ilgili videolar çekeceğiz. Şöyle bir neredeyiz? Aslında onu bakmakta fayda var. İşletim sistemleri dersinin sitesi, işletim sistemleri dersinin sitesi. sadeevrenseker.com'dan girerseniz şurada courses'ın altında operating systems diye girerseniz burada ders içeriğimiz var, syllabus'umuz var. Bu syllabus'ta işte girişi yaptık, process management'tan bahsettik. Yani proses nedir, işlem nedir, thread'lerden bahsettik, synchronization'dan bahsettik, CPU scheduling'den bahsettik ve deadlock'lardan bahsettik. Bu arada istiyorsanız bir tane midterm sınavı hazırladım. Hani sınavda neler çıkar merak ediyoruz diyorsanız buradaki öğrencilere sorduğum sorular. Bunları yapabilirsiniz. Bir tane process scheduling sorusu var. Gantt chart'ının çizilip işte bu şeylerin, proseslerin değişik algoritmalarla first come first serve, shortest job first gibi algoritmalarla nasıl çalışacağı ve bunların işte waiting time'ları, turnaround time'larını vesaireyi sorduğumuz bir videomuz var, şeyimiz var, sınavımız var. Bir de üçüncü soruda bir riddle var. Bu meşhur bir şey, bir şey ne denir? Wolf, kurt, bir koyun, bir de ot diyelim, cabbage veya işte lahana diyelim. Bunlar üç tanesi var bir kıyıda. Gemiyle bunları karşıya geçireceksiniz. Tabii koyunla otu birlikte bırakırsanız koyun otu yiyor veya kurtla koyunu birlikte bırakırsanız kurt koyunu yiyor. Mesela diyelim ki ilk önce demek ki şeyi geçirmek lazım. Koyunu geçirmek lazım. Ama koyunu geçirdik karşı tarafa. Bu sefer problem ne? Karşı taraf bu taraftan şimdi kurdu alıp geçirirsek bu sefer kurdu karşı tarafta bıraktığımızda koyunu bu sefer kurt karşı tarafta yiyecek. Dolayısıyla böyle bir problem var. Meşhur bir şeydir, bulmacadır. Hani çizin şöyle deneyin. İşte bir tarafa kurt koyun ve otu koyun. Ondan sonra karşı tarafa geçirmeye çalışın. Şimdi bu şeyi, riddle'ı, bulmacayı biraz modifiye ediyoruz, değiştiriyoruz. Bu şeylerin her birisinin bir proses olduğunu düşünüyoruz. Yani kurt bir proses, koyun bir proses ve ot da bir proses. Bunların birbirini yeme durumunu minimize edeceğiz. Sürekli çünkü geliyorlar kıyıya. Orijinalinde bir tane, birer tane var her birinden. Bu örneğimizde, sorumuzda her birinden sonsuz tane var. Ama değişik zamanlarda geliyorlar. Amacımız şeyi minimize etmek. Yeme oranını minimize etmek. İmkansız, yani mutlaka yenilecekse ona yapacağımız bir şey yok. Ama amacımız bunu minimize eden bir uygulama yazmak. Dolayısıyla burada 3 tane prosesiniz var. Bunları senkronize ederek, bunlar arasında bir senkronizasyon mekanizması sağlayarak nasıl bunları karşı tarafa geçirirsiniz daha güvenli bir şekilde? Soru o. Dolayısıyla bir senkronizasyon meselesi burada devreye giriyor. Şimdi bunlar sınav. Bu sınavı yapabilirsiniz. Deadlock konusundan bahsettik. Bunu son videomuzda onu çekmiştik. Şimdi deadlock'tan sonra bugün main memory'den bahsedeceğiz. Yeni bir konuya giriyoruz. Memory management'ın altında. Virtual memory'den de bahsedeceğiz. Sonra storage management, yani diski nasıl yöneteceğimiz, dosya sistemlerini nasıl kullanacağımız, onlardan bahsedeceğiz. Ama bu iki video, hatta bu main memory biraz uzun olacak galiba. Çok konu var çünkü. Segmentation, paging vesaire. Bu main memory'yi belki ikiye bölerim. Onu dağıtıp ondan sonra şey yaparız. Bu arada proje olarak da buradaki arkadaşlara verdiğim projeyi de söyleyeyim. Sizler de yazabilirsiniz. Bir tane multi-threaded web server yazılması söz konusu. Yani birden fazla thread'den oluşan. Hatta onun da dokümanı olacaktı bu sitede. Term projects. Evet. Bir yerlerde anlatmıştım ama belki yüklemedim mi? Neyse. Sonuçta onu da yapabilirsiniz. Yani birden fazla thread olan bir web sunucusu yazıyorsunuz. Sunucuda her bağlanan kişi için bir thread oluşturulacak. Dolayısıyla aynı anda birden fazla bağlanan kişiye hizmet verebilecek. Aksi halde birinin içini yaparken diğerlerini veremez de. Burada örnek bir tane kod var. O kodu değiştirmenizi istiyoruz. Onu da indirip yapabilirsiniz. Dersin kapsamında hani sonuçta üniversite derslerinin yerini tutmuyor bu videolar. Hiçbir şekilde tutmaz. Sadece bunların amacı belki bu konuları merak eden kişilere biraz giriş yapmak. Belki bu ders alan kişilere birazcık hatırlatmak babından şöyle tekrar edebilecekleri içerik sağlamak. Dolayısıyla bir şekilde bu dersi alan arkadaşlardan da ben de birazcık takip edeyim. Ben de ne soruluyormuş, ben de bir sorulara bakayım, ben de çözeyim veya işte ne proje yapılıyormuş, ben de merak ediyorum, ben de yapabilir miyim acaba diye merak eden arkadaşlar varsa onlara burada kaynaklarımızı açık bir şekilde internetten bütün dünyaya yayınlıyoruz zaten. Sizler de buradan faydalanabilirsiniz, bunları yapabilirsiniz bir fikir vermesi açısından. Evet, biz işimizi yapalım. Yani bu videonun ana konusu olan main memory'den bahsedelim. Ana hafıza dediğimiz, yani primary memory olarak da geçer. RAM aslında kastettiğimiz şey RAM. RAM'den
bahsedeceğiz. Şimdi burada birkaç şeyden bahsetmek gerekiyor. Bir defa bir prosesin nasıl oluştuğu sürecinden bahsetmiştik. Bir kere daha hatırlayalım. Biliyorsunuz bir proses normalde öncelikle diskte. İşletim sisteminin kendisi de diskte. İşletim sisteminin kendisi de bir proses aslında. İlk çalıştırılan bir proses. Linux benzeri sistemlerde, Unix sistemlerinde launch daemon diye bir şey vardır. Bir launch D şeklinde sıfırıncı proses. Kernel prosesleri vardır. Şimdi bu proses aslında diskten. Sonuçta işletim sistemi kendisi de diskten değil mi? Bilgisayarımızdaki diske kayıtlı işletim sistemi oraya kuruyoruz. Bilgisayar ilk açılında diskten RAM'e yükleniyor. Veya herhangi bir programı çalıştırdığınızda diskten RAM'e yüklenme süreci var. İşte burada diskteki bilginin RAM'e yüklenmesi ve RAM'de nasıl yüklenip nasıl çalıştırılacağı sorunu var. Çünkü ilk işletim sistemlerinde daha önce söylemiştik, tek bir proses çalıştığı zaman problem yok. İşletim sistemiyle proses zaten kendi aralarında bunları paylaşıyorlar. Hafızayı paylaşıyorlar. Bütün hafıza tek bir prosesin. İstediği gibi orada top oynar, at koşturur, ne yaparsa yapar. Ama bununla birlikte o hafıza yetersiz olunca, bitince de program çalışamıyor. Şimdi günümüzde ise birden fazla programı aynı anda çalıştırıyoruz. Concurrency'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bu RAM'in, hafızanın bu işlemler arasında dağıtılması gerekiyor. Bir de burada çok önemli bir şey var. Prosesler own address space'te, kendi adres space'lerinde, adres uzaylarında yaşar diyorduk ya. Bu kelimenin altında şöyle bir şey de geçiyor. İşletim sistemi o prosese farklı bir dünyada olduğunu, RAM'i başkalarına paylaştırdığını belli etmiyor, gizliyor ondan. Yani bir proses çalıştığında zannediyor ki o dünyadaki tek proses, tek işlem kendisi, başka hiç kimse çalışmıyor. Bütün kaynaklar kendine ayrılmış zannediyor. İşletim sistemi bunu zannettirtiyor o prosese. Nasıl yapıyor bunu? Dolayısıyla işletim sisteminin hafızadaki ayırdığı yerleri proseslere farklı bir dille söylemesi söz konusu. Proses zannediyor ki ben 0. adrese erişiyorum, 80. adrese erişiyorum. O proses için 80. adres, prosesin kendi dünyasında 80. adres ama gerçekte başka bir adres. Dolayısıyla burada iki tane kavram hayatımıza giriyor. Birisi logical adres, mantıksal adresler, diğeri physical adres, yani fiziksel adresler. İşte fiziksel adres dediğimiz RAM'in gerçek adresleridir. RAM sonuçta lineer bir, yani doğrusal bir yapıya sahip. RAM'in baktığınız zaman işte 0. adresten başlıyor. Ne kadarsa RAM'in boyutu. Bir sonraki her bir üniteye bir tane veri birimi konulacak kadar. Diyelim ki işte 32 bit bilgi koyabiliyorsunuz her bir RAM ünitesine. Bu kadarlık bilginiz var. Şimdi bu bilgilerin her birisinden sonraki bir adres şeklinde bahsediyoruz. Ve her hücreye ne kadarsa koyulabilecek hafızadaki yer, tanımlanan hafızadaki yer, Memory Management Unit'in tanımladığı, adreslediği, işletim sisteminin izin verdiği, biliyorsunuz 32 bit, 64 bit hikayeleri var, maksimum çıkabildiği, adresleyebildiği RAM sınırları var vesaire. Ama neticede bir yere kadar izin veriyor. Şimdi o izin verilen yerler hepsine işletim sistemi hakim, istediği gibi kullanabilir. Ama bir program çalıştığında o programı bir yere koyuyor işletim sistemi. Nereye koyacağı önemli tabii ki. Ama bu koyduğu yerde işletim sisteminin işleme verdiği, prosese verdiği adresle gerçekteki adresi arasında fark oluyor. Gerçekte mesela diyelim ki 8800'den başlatmış prosesi. Ona diyor ki 8800 aslında sıfır, sen öyle zannet. Ama ben onu arka planda dönüştürürüm diyor. Böyle bir dönüşüm var fiziksel ve logic adresler arasında. İşte işletim sisteminin bu prosesleri nereye koyduğu, nasıl koyduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Birincisi tabii ki ilk yapacağımız şey bu proseslerin konulduğu adreslerin içine sığması. RAM'imize sığıyor mu? Çalıştırabilecek yerimiz var mı bu prosesi? İkincisi koyduktan sonra o prosesin çalışma durumunda, yeni ihtiyaçları olmasının durumunda nasıl karşılanacağı? Ve tabii üçüncüsü de bu proseslerin gerçek adresiyle, fiziksel adresle, yani RAM'in gerçek adresiyle logical adres arasında nasıl dönüşüm yapacağımız. Bununla ilgili teknikler göreceğiz. İlki için şu anda başlıyoruz. İşte base adresten bahsedeceğiz. Read request'ten, write request'ten bahsedeceğiz. Değişik şeylerden bahsedeceğiz. Yani sığıp sığmadığı ile ilgili veya sığıyorsa bu dönüşümleri nasıl yaptınız? İkincisi dönüşüm içinde paging ve segmentation'dan bahsedeceğiz. Bölütleme ve sayfalama diye ben bunları Türkçe'ye çevirmiştim. Vakti zamanında bilgisayarkavramları.com'da bununla ilgili yazılar da var. Şöyle açayım. bilgisayarkavramları.com diyelim. Orada bölütleme dediğimiz segmentation, sayfalama dediğimiz de paging. Yani o kaynakları da okuyabilirsiniz. Şöyle bakayım mesela, hemen paging diye aratayım. Türkçe kaynak istiyorsanız yazılı olarak burada var. Mesela bakın sayfalama diye yazmışız. Translation look aside buffer'ımız da var. Bunları da anlatmışım demek ki. Virtual Memory Integral. Evet, iyi anlatmışız.
Evet, burada mesela bakın bunu ne zaman yazmışım? Ben 2009'da yazmışım. Yani bugünden 7 yıl önce yazmışım. Hatta ay farkıyla belki daha da fazla. Burada anlatıyoruz. Bunları da okuyabilirsiniz. Türkçe kaynak isteyen arkadaşlar için. Ben okumaktan hoşlanıyorum. Video izleyemiyorum uzun süre diyen arkadaşlar için. Böyle kaynaklarımız da var. Vakti zamanında hazırlamışız. Ama şimdi de videosunu çekiyoruz. Bu videoları da oralara koyarız. Oradan da ulaşılabilir hale gelir. Şimdi bakın burada işletim sistemi belli bir alanı dolduruyor kendisi. Tamam? Bir de boş alan var. Bu slaytlarda şöyle mavi olarak gösterilmiş. Bilmiyorum renk kör arkadaş var mıdır? Birkaç derste başıma geldi. Böyle anlatıyordum, mavi falan diyordum. Arkadaş renk körüymüş söyledi sonradan. Neyse şurada diyelim taralı alan gibi. Belki renk kör arkadaşlar buraya gri veya kırmızı mı görür bilmiyorum. Burada bir alan var. Bu alan boş alan. Diğerleri proseslere ayrılmış. Bakın burada bir proses var. Mesela 256 binden 300 bin 40'a kadar olan bir yere bir proses konulmuş. Sonra ikinci bir proses var. Şimdi burada base ve limit dediğimiz aslında şu prosesin başlangıç noktası base. Nereye kadar gidebileceği limit. Yani limit de bu offset artı limit şeklinde de düşünebilirsiniz. Limit de bahsettiğimiz şey oraya sığabilecek. Şimdi proses kendi dünyasında yaşarken bir adres verecek ya, şu adrese eriş diyecek. O eriş dediği adresi kendi dünyasında verecek. Kendisi burada sıfırdan başladığını zannediyor aslında. Ama 300 bin 40'a karşılık geliyor. Ve eriştiği bir adres var. Mesela diyelim ki kendi dünyasındaki 500. adrese erişiyor. Şimdi 500. adres ne demek aslında? 300 bin 40 artı 500, yani 300 bin 540'a erişmek istiyor diyor. Proses. Bunu işletim sistemi dönüştürüyor. Onun başlangıç adresini biliyor. Nereye kadar? Ama bir de mesela diyelim ki 600 bininci adrese erişmek istediğim proses. 600 bin ne demek proses için? 300 bin 40 artı 600 bin, yani 900 bin 40'a erişmek istiyor. Erişebilir mi? Bu proses için tanımlanan alan şuradaki limit 120 bini geçmemeli. Dolayısıyla 600 bine eriştiği anda biz bakıyoruz ya, senin zaten erişebileceğin, sana ayrılan vakit zaten zaman zaten havza zaten 120 binlik. Sen 600 bine erişemezsin deyip orada bir yanlış erişim vardır şeklinde işletim sistemi onu artık nasıl recover ederse segmentation fault mu verir, başka şey mi verir, işletim sisteminin diline göre değişir, bir hata veriyor. Dolayısıyla burada bir proses herhangi bir adres alanına erişmek istediğinde bu erişim öncelikle limitte kontrol ediliyor, bu limiti geçiyor mu diye. Geçmiyorsa erişebilir, izni çıkarsa işletim sisteminden, o zaman base adresi eklenerek gerçek adresine dönüştürülüyor ve proses oraya erişmiş oluyor. Bakın burada zaten benim söylediğim var. Şimdi CPU'da sonuçta bu proses çalışıyor. Bir prosesin bir adrese erişmesi ne zaman olur? O proses çalışacak öncelikle. O çalışma sırasında bir adres ihtiyacı olacak. Bir değişken olacak. Bir şey olacak. Pointer olacak. İşte CPU dolayısıyla çalışırken bu proses bir ihtiyaçta bulunuyor. Ona bakılıyor. Base'i geçiyor mu bu istenen adres? Geçmiyorsa sorun yok, devam et. Geçiyorsa o zaman bunu durdur. Bununla ilgili artık ne yapıyorsan bir hata ver, adres hatası var. Onunla ilgili çözümünü yap. Geçmiyorsa yani base'in içindeyse, bu tanımlamış olduğumuz şeyin içindeyse, base ve limitten küçük mü? Yani base ve limit, yani başlangıç değerinden küçük bir değere erişmeye çalışmamalı. Limit değerinden yüksek bir değere de erişmeye çalışmalı. Yani şuradaki base ile kastettiğimiz bu proses bir şeye erişirken 300 binin altındaki değerleri de erişmemeli. Küçük olan değerleri de erişmemeli. Eksi 70'e erişmek istiyor mesela diye. Bu da hata. Dolayısıyla bunları kontrol ediyoruz. Base artı limite bakıp her şey uygunsa memory'de oraya işaret ediyoruz. Erişebilirsin diye o bilgiyi alıp artık ne yapılacaksa CPU'da register'lara mı yüklenecek? Onunla ilgili cache mi, algoritmaları mı update edilecek? Ne yapılacaksa o iş yapılıyor. Ama erişmede kontrol ettiğimiz değerler bunlar. Şimdi burada birkaç şeyden daha bahsetmek gerekiyor. Bind süreçleri var. Bu adreslerin dönüşüm süreçleri var. Hani dedim ya size ben bir fiziksel adres var, bir gerçek adres var. Şimdi programı yazan adam tutup oraya programı yazarken gerçek adresleri yazmış olabilir. İlla ki RAM'deki şu adrese erişeceksin. Veya relocatable kod dediğimiz, yani bu şey relative kod ya relative adresler yazmış olabilir. Absolute adres değil. Bir de relocatable kod denilen bir şey var. Onu şöyle anlatayım. 3 aşamadan geçer aslında bir prosesin çalıştırılması. Öncelikle source kod vardır. Bu compile edilir, executable koda çevrilir, object koda çevrilir. Şimdi object kod şöyle bir şey. Bizim yazdığımız kodu içeriyor aslında. Bizim yazdığımız kodun karşılığını içeriyor. Ama bu kod direkt çalışmaya hazır bir kod değil. Çünkü o kodun kullandığı harici kütüphaneler olabilir. Mesela biz kendi kodumuzu da bir kütüphane olarak hazırlayabiliriz. Bu C ile ilgili header dosyası falan hazırladığımız bir video vardı. Kendimiz header dosyamızı, kendi objelerimizi, kendi fonksiyonlarımızı yazıyorduk. Ona benzer bir şekilde bir obje yazdığınızı düşünün. OBJSO isimlidir bunlar C'de. Şeyde mesela Windows dünyasında DLL
ismi kullanıyor. Dynamic Link Library diye geçen. Yani dinamik olarak link edilen library'lerden bahsediyoruz. Prosesin çalışması sürecinde orada iş değişiyor ama burada daha farklı. Prosesin linker ve loader denen iki aşamadan geçmesi gerekiyor. Şimdi linker aşamasında bu kullandığımız kütüphanelerin bize link edilmesi, bağlanması gerekiyor. Load aşamasında ise kütüphanelerle birlikte kendi kodumuzun yüklenmesi gerekiyor. İşte bu linker loader aşaması prosesin çalışma süreci. Yani siz executable kodu oluşturduktan sonra mesela Windows'ta bir exe dosyası çift tıklanabilir veya Linux'ta binary bir dosya oluşturdunuz, executable bir kod oluşturdunuz. Bu orada bitiyor. Dosya olarak diskte duruyor. Onu şeye yüklerken, çalışan bir proses haline getirirken önce linkage yapılıyor. Bağlı olduğu kütüphaneler link ediliyor. Ondan sonra o kütüphaneler load ediliyor, hafızaya yükleniyor ve çalışıyor. Çalışma sürecinde böyle bir şey var. Şimdi bu link ve load aşamasında bizim kullandığımız adreslerin dönüştürülmesi süreci var. Yani siz compile ederken o statik olan adresleri değiştirilebilir adresler haline dönüştürmek istiyorsunuz. Neden? Çünkü şayet sabit yapılırsa o adrese erişmek isteyecek ve bu bir problem olma sebebi oluşturuyor. Şimdi burada bahsettik logical adresten ve physical adresten. Relocation register denilen bir şey var. Bu base register'a verilen isim, yani o başlangıç noktasına verilen isim. Bu kadar relocate edilecek bütün adresler yüklendiği yer kadar. Bakın şurada bir örnek var. Bunun üstünden daha net anlaşılacaktır olay. Şimdi CPU logical olarak 346'ya erişmek istedi diyelim. Relocation register'ımız da 14.000. Relocation register'ın 14.000 olması ne demek? Bizim prosesimizin aslında base adresi, başlangıcı, prosesi yüklediğimiz ilk adres 14.000'miş demek, tamam. Dolayısıyla yani şunu düşünebilirsiniz. Şuradaki örneğimize geri gideyim. O örnek üstünden biraz anlatmıştık. Bakın burada yüklenmiş 30.040. 300.040. 300.040 şu prosesin base adresi. Relocation adresi, register'ı. Bu prosesin relocation register'ı 256.000. Bunun 420.940. Dolayısıyla bir proses nereden başlıyorsa hafızada o onun relocation register'ı oluyor. Şimdi bu relocation register'ın değeri şurada verilmiş 14.000. Bu ne demek? Ben 346 numaralı logical adrese, yani CPU şeyin, prosesin, işlemin kendini yaşadığını zannettiği dünyadaki 346'ya erişmek istediğimde aslında bu physical adres olarak nedir? 14.000'de ise prosesin başlangıcı 346'ya erişiyorsam 14.346'dır. Orada 346 daha ileri gideceksin. Tabii burada memory management unit'in üstünden bu bilgi eklenerek memory'ye gidiyor, adresleniyor. Program kendisi 346'ya eriştiğini zannediyor ama operating system onu kandırıp 14.346'daki bilgiyi alıp ona veriyor. Proses zannediyor ki çalışan tek proses kendisi, hafızada istediğim yere erişirim ben zannediyor ama gerçekte başka şeyler oluyor. Şimdi static linking ve dynamic linking var. Biri çalışma zamanında, diğeri şeyde swap kavramı var. Bunları belki virtual memory'de de anlatacağım ama burada birazcık değinmekte fayda var. Swapping aslında hafızadaki bir prosesin değiştirilmesi. Yer değiştirilmesi. Burada proses değiştirince yanlış anlaşılmasın. Process migration denilen, prosesin göç ettirilmesi denilen bir kavram var. Bir prosesin bir bilgisayardan çalışırken, çalışan bir prosesin bir bilgisayardan başka bilgisayara geçmesi falan söz konusu olabiliyor. Bu o anlamda değil. Bu prosesin RAM'de kapladığı yerin diske atılması mesela, başka bir yere atılması ve dolayısıyla o prosesin boşaltmış olduğu alana başka bir prosesin konulması. Bu neden oluyor? Bu swapping olayları biraz birinci sebebi bunun hafızada yer olmaması. Yani mesela bir prosesi çalıştırdınız 4 GB RAM. Diyelim ki sizin de 8 GB RAM'iniz var. 4 GB RAM yer kaplıyor. 3 GB da işletim sistemi kaplıyor diyelim. Kaldı 1 GB. 3 GB'lık bir proses geldi. Ben çalıştıramam. Out of memory, out of space mi diyeceğiz? Hafızam kalmadı mı diyeceğiz, yoksa çalıştırmayı deneyecek miyiz? İşte virtual memory denilen, bundan sonraki slaytlarda anlatacağımız kavram o. Diskin bir kısmını RAM olarak kullanıyor. Oraya o bilgiyi, o prosesi alıyor ve koyuyor. O koymuş olduğu proses orada kalıyor. Ona bir daha ihtiyaç olana kadar da orada. Muhtemelen de ihtiyaç olmaması için elinden geleni yapıyor işletim sistemi. Çünkü onu diskten tekrar RAM'e yüklemek bir ölüm işletim sistemi için. Çok yavaş bir zaman diske giriyor. Disk çok yavaş çalışan bir hafıza veya işte SSD'ye giriyor. Dolayısıyla o yüklü olan prosesi çalıştırıp bitirmek derdi. Ama tabii gene ihtiyaçlar oldukça diskten RAM'e, RAM'den diske uğraşıp duruyor. Swapping buradaki o proseslerin yer değiştirilmesi işlemi. Bu swapping değişkenlerde de vardır. Hani bubble sort'ta vardır ya, iki tane kapta birinde vişne suyu, birinde işte süt var diyelim. Bu kapla nasıl değiştiririz? Üçüncü bir kaba ihtiyacınız var falan. Orada swapping anlatılır. Yer değiştirmek demek kısacası. Şey de bu. RAM'deki proseslerin yer değiştirmesi de bu. Rollout, rollin kavramları var. Backstore var.
Bunları dediğim gibi virtual memory'ye bırakayım ben. Daha güzel olur. Şurada da anlatılmış zaten. User space'ten bir prosesin backing store dediği secondary memory, yani disk olarak düşünülebilir. Ve sonra da prosesin geri yüklenmesi gibi düşünülebilir. Mesela örnek olması açısından Commodore 64'üm vardı. Benim ilk bilgisayarım Commodore 64'tü. Onun kaset şeyi vardı. Kasetten yüklüyorduk. Bilmediğiniz şimdiki nesil kasetleri de bilmiyor. Radyo kasetlerini de bilmiyor çok. Böyle manyetik teyp, yani o teybi takıyorduk, o işte yüklüyordu saatler boyunca. Ondan sonra o prosesi çalıştırıyorduk. Genelde o yüklediğimiz proseste oyun oluyordu tabii, oyun oynuyorduk. Ama böyle bir süreç vardı. Şimdi bunlar tabii artık, önce diskler çıktı biliyorsunuz, manyetik diskler. Bunun üstünde de çok teknoloji gelişti ilk çıkan disklerden. Sonra manyetizmadaki bilim teknoloji, yani fizikteki o manyetizma bilgisi de gelişti. Onun yansımaları da oldu. Ama bugün biliyorsunuz solid state diskler, SSD diskleri kullanılıyor. Neredeyse RAM kadar, yani eski RAM'lerden daha hızlı hatta çalışan şeylerden bahsediyoruz. Ve o teknoloji de hızla gelişiyor. Böyle hep bir hayalimizdir yani, işletim sistemi olarak hiç şeyin olmadığı, ki bu var bu arada onu da söyleyeyim. Hiç diskin olmadığı, tamamen RAM olarak çalışan, non-volatile, RAM'e yazdığınız şeylerin de silinmediği elektrik olarak. Mesela şöyle, şu anda cloud sistemlerde biliyorsunuz in-memory denilen bir teknoloji var. Büyük veri teknolojisiyle gelen. Mesela SAP denilen ERP teknolojisi, HANA veya işte Google'ın, Facebook'un kullandığı teknolojiler. Bunlar server farmlar üzerinde, sunucu çiftlikleri üzerinde RAM'lerde duruyorlar ve o RAM'de çalışıyor programlar. Hiçbir zaman diske yazılmıyorlar. Yani backup amacıyla falan yazıyorlardır muhtemelen, ama aktif olarak veriyi RAM'de tutuyorlar. Dolayısıyla bütün sistemin RAM'de çalıştığı, bütün sistemin RAM'e yüklü olduğu bilgisayarlar eskiden hayaldi, artık gerçek. Belki ileride bilgisayar, önümüzdeki bilgisayarlar da o hale gelecek. Ama SSD bile çok büyük bir adım yani, hız açısından, gelişmişlik açısından. Evet, context switch time'ımız var burada swapping'de. Bir işlemi başka bir işlemle yer değiştirmenin getirmiş olduğu maliyetten bahsediyoruz. Double buffering denilen bir şey var. Bu verinin bir kopyasını yüklerken diğer kopyasını yükleme sürecine alınması. Piping denilen bir şey var. Boru hattı diye çevrilebilen, bu işte değişik aşamalarla yapılabilmesi için. Belki onları system programming'de anlatabilirim biraz daha. Sistem programlamadan bahsedersek orada, çünkü değişik aşamaları var. Peki, bu da mobil sistemlerle ilgili. Ben esas konumuza girmek istiyorum. Çünkü esas konumuz bizim aslında bu şeyin, işletim sisteminin tasarımında biz acaba bu şeyleri, hafıza ünitelerini nasıl yükleyebiliyoruz? Ve gerçek adresle logical adres arasında değiştirirken neler yapabiliyoruz? Onlardan bahsedeceğiz. Şurada az önce anlattığım şeyin bir kere daha resmi var. Onu da görelim tekrar. Logical adrese erişmeye çalışıyor. Limit register ile kontrol ediliyor, geçiyor mu diye. Sonra da base değeri, yani relocation register kadar değer eklenip memory de erişiyor. Bu ilk olarak bilmemiz gereken şey. Şimdi burada birkaç kavramdan bahsetmemiz gerekiyor. Bizim işlem sistemi tasarımı açısından, yapabileceğimiz şeyler açısından. Şurada gördüğünüz, bir defa her prosesin aynı miktarda hafızaya sahip olamayacağı bilgisi. Şimdi bir prosesi yüklüyorsunuz, çalıştırıyorsunuz, çok büyük yer kaplıyor, diğeri az yer kaplıyor. Şimdi hepsine ben hafızada sabit bir şekilde yer ayırırsam, o zaman sıkıntı olacak. Çünkü az yer alanlara da fazla yer ayırmam gerekecek. Fazla yer ayıranı çalıştırabilmem için. O zaman problem olacak. Şimdi burada proseslere dinamik olarak değişik miktarlarda yer ayırabiliyorsanız, variable partition size'dan bahsediyoruz. Değişken parçacık boyutundan bahsedelim. Bir de holler oluşuyor. Mesela diyelim ki buradaki örnekte bakın, önce proses 5, 8 ve 2 çalışıyormuş. Diyelim 5 çalışmış, sonra 8 çalışmış, sonra 2 çalışmış. Geldikçe proses eklemiş işletim sistemleri. 8 bitmiş sonra. 8 prosesi illa ki hepsi aynı anda bitecek diye bir kural yok. Önce bitmiş, bitebilir. Ondan sonra burada bir boşluk oluşmuş. Şimdi bu boşluğa mesela başka prosesler konuluyor ve burada bir boşluk oluşuyor. Buna birazdan daha şey olarak önce hole deniliyor. Şurada boşluk anlamında. Buna daha da Türkçesi external fragmentlerden bahsedeceğiz. Yani harici parçacıklardan bahsedeceğiz. Böyle boşluklar oluşuyor. Mesela diyelim ki proses 9 sonrasında bitti. Örnek olması açısından. Şimdi proses 9'dan çok daha küçük bir proses geldi diyelim. O zaman bakın, burada buraya yükleyecek. İlk boş bulduğu yer burası. Şuraya yükleyecek. Şurada da bir hole oluşacak. Görüyor musunuz boşluk? Çünkü neden? Daha küçük bir proses bunun yerine geldiğinde, proses 10 diyelim ki devam ediyor, alıp onu taşıyacak hali yok bunları sıkıştırayım diye. Dolayısıyla buradaki bir boşluk oluşacak. Bir de burada boşluk var. Bu ikisinin toplamı yeni bir proses çalıştırmak için yeterli. Tek başına ikisi birden yetmiyor. O zaman prosesleri kaydırmak falan gibi problemler ortaya çıkacak. Bunlardan şimdi nasıl kurtuluruz, nasıl çözeriz, onlardan bahsedeceğiz. Burada boşluğa yeni bir prosesi yerleştirirken birden fazla boşluk varsa, az önce anlattığım şekilde, yani diyelim ki proses 5 de bitti, 9 da bitti, sonra buraya yeni bir tane proses geldi.
Şimdi farklı farklı böyle bir sürü holler oluştu, boşluklar oluştu, delikler oluştu. Bu deliklerden hangisine koyacağım örnek olarak? Burada 3 tane algoritmadan bahsediliyor. First fit. First fit ilk bulduğun, sığabilen ilk boş yere koy. İkincisi best fit. Bunun fragmenti, yani bu external fragmenti yerleştirdikten sonra kalacak olan hole miktarı en küçük olanını bulup koy. Best fit bu demek. Yani ona en uygun. Mesela diyelim ki hafızada boşluklarınız oluştu. İşte şurada 5 var, şurada bir boşluk var, bir de şurada boşluk var. Diyelim ki şu boşluğun, ilk boşluğun kapasitesi 100 MB diyeyim örnek olması açısından. Burası da 150 MB. Elinizde 80 MB'lık bir proses çalışıyor. Çalıştıracaksınız. 80 MB yere ihtiyacı var. 100 var, 150 var. Hangisine koyarsınız? 100'e koyarsınız. Niye? 100'de daha az israf oluyor. 150'ye koysanız 70'lik bir fragment kalacak. Orada israf daha fazla, mantığıyla yapılan bir şey. Worst fit de tam tersi. 150'liğe koy. Çünkü neden? Orada daha fazla boş alan kalacak. Orada belki umuyor ki bir proses daha çalışabilir. Best fit yani artık ümidimiz kalmadı. Bunu nereye soksak, hangi deliğe soksak da orada işte en az zararla kapatsak. Öteki tarafta ise, worst fit'te ise daha oraya başka prosesler getirebilir miyim? O araya sokabilir miyim? Dolayısıyla ona göre nasıl ayarlayabilirim? Bundan bahsediyor. Dolayısıyla burada 3 tane algoritma var. First fit hiç boyutlara bakmadan ilk bulduğu yere bu prosesi yerleştiriyor. Best fit en az israfla en iyi yerleştirebileceği yer, boyutuna bakıyor, prosesin boşluklara bakıyor. O boşluklardan hangisine en iyi uyuyorsa, he de birebir uyuyorsa, mesela yüzlük bir yer var, tam da yüzlük bir proses geldi, tamam, oraya böyle çuk oturdu, oraya koymaya çalışıyor. Worst fit ise en fazla boş alan bırakacak yere koyup boş alanı bırakmaya çalışıyor. Hepsinin değişik durumlarda avantajları var. First fit böyle hafızalarla uğraşmıyor, çalışmıyor. Daha rahat bir algoritma, hızlı çalışan bir algoritma. Best fit dediğim gibi az önce azlı üzerinden oynayan, worst fit ise boşluk üzerinden oynayan yapı. Şimdi burada external fragment ve internal fragmentten bahsetmek gerekiyor. Şimdi bizim bir alanı allocate etmemiz o alanı prosesin tamamen kullanacağı anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz prosesler çalışırken de hafıza ihtiyaçları değişiyor. Yeni hafıza alanlarına ihtiyacı oluyor. Mesela C derslerini bizim Data Structures'tan izleyen arkadaşlar biliyorlardır. Malloc denilen bir fonksiyon var, memory allocation'ın. Yeni memory alanları allocate ediyorsunuz. Free ediyorsunuz. Yani hafızada bir alanı boşaltıyorsunuz. İşte bu yeni alanlar ayırmak veya free etmek sırasında sizin o prosese ayrıldığınız yer içinde oynuyor bunlar. Yeni alanlar açılıyor, yeni alanlar azaltılıyor. Dolayısıyla orada bir boş alan var. Prosese ayrılan alanın içinde bir boş alan var. İşte bunlara biz internal fragment diyoruz. O prosese ayrılan yer içindeki boşluklar. Bir de external fragmentler var. Bunlarsa işte burada bir prosese ekledim, kaldırdım, ekledim, kaldırdım. O sırada yeni gelen mesela tam kalkan kadar yer kaplamıyor. Orada bir boşluk oluşuyor. O da external fragment. Yani RAM'de prosesler arasında, proseslere allocate edilmiş alanlar arasında oluşan boşlukları external fragment. Proseslerin kendi içinde allocate edilen alanı tamamen kullanmaması durumunda ise internal fragmentler ismi veriliyor. Buradaki örneklere bakacak olursanız burada bir %50 kuralı var. Genelde bir prosesin şuradaki şey ile first fit algoritması kullanıldığı zaman 0.5 blok lost to fragments. Yani genelde yarısı fragmentlere kaybediliyor. Fit analizi yapıldığında. Bu da sonuç olarak yaklaşık bir sonuç olarak üçte birinin hafızanın kullanılamaz hale gelmesi gibi bir sonuç ortaya çıkartıyor. Fragmentation burada compaction denilen veya defragmentation diye de kabul edilen bir kavram var. Fragmentleri azaltabilmek için yapılan şeyler. Bunun amacı bütün bu boşlukları toplayıp, şurada oluşan boşlukları toplayıp tek bir alana yığmak. Dolayısıyla prosesleri arka arkasına gelecek şekilde yerleştiriyor ve prosesleri hafızada oynatarak boş alanı arttırmaya çalışıyor. Çünkü bununla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Burada bir prosesin birden fazla hafıza alanına yayılması, bölünebilmesinden bahsetmemiz gerekecek. Bir sonraki aşamada o geliyor. Yani şurada küçük bir alan var, oraya prosesin bir kısmını koyayım. Burada büyük bir alan var, oraya başka bir kısmını koyayım. Prosesi RAM'de dağıtabilir miyim acaba iki parçaya diye bir sonraki soruya gelecek. Ama buraya kadar anlattığımız konular içinde proseslerin bölünmediği, bir prosese bir alanın allocate edildiği, ayrıldığı ve o alanı tam olarak yerleştirilebildiğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada şayet compaction'dan bahsediyorsanız prosesin bütün ayrılan alanının arka arkaya geldiği ve boşlukların tamamının da bir yere toplandığı bir yapıdan bahsediyoruz demektir. Tabii bu fragmentation
defragmentation, compaction çok maliyetli bir şey. Onun farkına varmanız lazım. Yani düşünün, RAM'e bir prosesin yüklenmesi, bir prosesin çalışması süresinde bekliyoruz değil mi? Mesela çift tıkladığınız bir oyun açılacak. Bir sürü macerası geçiyor onun. Yüklenene kadar veya bir programı çalıştırdığınız yüklenene kadar vakit geçiyor. Bunu bütün RAM'de yüklü olan programlar için yapacağını düşünün. Yani tutacak, bütün RAM'deki programları alacak, oynatacak, bir oraya koyacak, bir buraya koyacak ve bunları taşıyacak. Bu vakit alan şeylerden birisi. Bunun için bir çözüme ihtiyacımız var. İşte onlardan bahsedeceğiz, nasıl çözebileceğimizden. İlk çözümümüz segmentation. Segmentation, biraz önce de söylediğim gibi, şöyle bir yapıyla başlıyor. Logical address denilen bir mantığı var. Bir logical address kavramıyla çalışıyor. Burada kendisine göre yapıları var. Bunları Sebastian'ın kitabını alıp okursanız, bir programlama diliyle ilgili yapıyı okumanızda fayda var. İşte sistemlerin önce alınmasında da fayda olan şeylerden birisi. Bazı üniversitelerde bu okutuluyor. Principles of Programming Languages olarak. Geçenlerde bakmıştım, Boğaziçi Üniversitesi mesela curriculumunda var. Bizim Yeditepe'de lisansta ben almıştım, okutulan derslerden birisi. Tavsiye ederim. Veya en azından Sebastian'ın kitabını alıp okursunuz. İyi bir kitaptır. Tavsiye ederim. O kitapta bunlar daha detaylı bir şekilde anlatılıyor. Yani bir symbol table nedir? Gerçi bu şeyde de, sistem programlamada da anlatılıyor. Şeyde de var. Assembly dersi anlatılan dersler oluyor. Oralardan da alınabilir. Stack nedir mesela, değil mi? Callback stacklerimiz, function stacklerimiz, subroutine'lerin yüklenmesi, işte main programın çalışması. Bunlar neyse, neticede değişik hafıza ihtiyaçları, RAM'de çalışan programın değişik hafıza ihtiyaçları. Logical adresleri, bunların hepsi birbirleriyle iletişim kurarken logical adres üzerinden şuradaki fonksiyona eriş, şuradaki değişkene eriş, şu parametreye geçir, şurada global variable var onu bind et vesaire gibi değişkenlerle ilgili veya hafıza ile ilgili işlem var. Şimdi bunları alıp bir segment halinde ihtiyaçlara göre RAM'de bulduğu boş yerlere dağıtıyor. Burada işte bir numarayı almış, bir yere koymuş. Bir numara neymiş? İşte subroutine'lermiş. Örnek, yani programın içindeki ihtiyaçlara göre değişik yerlere dağıtıyor. Bunlar aynı sırada olmak zorunda bile değil. Bulduğu boşluklara göre nasıl daha optimum yerleştirebiliyorsa, daha iyi yerleştiriyorsa onları yerleştiriyor. Neticede bu program hafızada birden fazla farklı parçacığa bölünebiliyor. Bir şimdiye kadar anlattığımız, yani segmentation'dan önce anlattığımız konulardan farklı olarak, oraya kadar hep anlattığımızda ne diyorduk? İşte bir tamamı bir arka arkaya gelmişlik içinde olacak. Yani işte başlayacak 100'den 500'e kadar o proses ayrıldı. O prosesin RAM'de başka bir kopyası, başka bir parçası var mı? Yok. Hepsi orada blok halinde duracak gibi bir algımız vardı. Şimdi bunu değiştiriyoruz. Şimdi diyoruz ki programın bir kısmı burada yüklü, bir kısmı burada yüklü, bir kısmı başka bir yerde yüklü. RAM'e böyle dağıtabiliriz. Ve dağıtınca bu program neyi nerede bulacağını da bilmeli. Bunu da işletim sistemi, hani o dünyayı hazırlıyordu ya, onu kandırıyordu. Sen yaşıyorsun, tek sen varsın. İşte o tek sen varsın altında yatan kriter de o segmentation'ı dağıtması sayesinde işletim sistemin orada bir dönüşüm sağlaması. Yani işlem, proses, bir yere erişmek istiyorum dediğinde işletim sistemi onun tam olarak nerede olduğunu bilecek. Çünkü bir sürü parça var. Hangi parçaya erişmek istediğini bilecek ve oradaki yerine eriştirecek o şeyi, prosesi. Burada bir segment table'ımız var. Base ve limitlerimiz var gene. O parçacığa ait, oraya bir prosese bir parçacık ayrılmış. Onun başlangıç değeri ve limit değerleri var. Bunlar ayrılıyor. Segment table base register'ımız var. O segmentin başlangıcını belirtiyor bu sefer. Base register nasıl? Prosesin tamamı bir yerde yerleştirilmişse o prosesin başlangıcı ve limitini belirtiyordu. Şimdi segment segment böldük ya prosesi. Her bir segmentin kendi başlangıç değeri ve her bir segmentin boyutu var. Çünkü o boyutun ötesinde bir yere erişmek istiyorsa gene hata vermemiz lazım. Sen hakkın olmayan, yetkin olmayan bir yere erişiyorsun. Başka bir prosesin bilgisine erişiyorsun diyeceğiz. Şurada bir örneğimiz var. Bunun üzerinden çok net anlaşılıyor konu. Gene CPU'dan bir request geldi. Bir hafıza alanına erişmek istiyor. Burada segmentation bilgimiz var. Bir de offset bilgimiz var. D ile gösterilen bir bilgi. Şimdi biz bir adrese erişeceğiz ama erişeceğimiz adresin segment bilgisini öncelikle alıyoruz. O RAM'de bir sürü segmentler var ya, hangisine erişmek istiyoruz acaba? Önce onu bulacağız. Sonra o erişmek istediğimiz segmentteki o offset bilgisine, D bilgisine erişeceğiz. Bunun tam olarak bu değerine erişmek istiyoruz. Şimdi gidiyoruz segment tablosuna bakıyoruz. Buluyoruz kendi segmentimizi. Mesela 10 numaralı segment. RAM'de yerleştirilmiş işte 1 numara, 8 numara, 3 numara, 7 numara, 10 numara da şurada bir yerde mesela diyelim. Şimdi bu 10 numaralı alana erişeceğiz ama bakalım onun limit ve base'ini sağlıyor muyuz? Bu erişmek istediğimiz D değeri, o D değeri acaba o base ve limit arasında mı? Onu kontrol ediyoruz. Uygundur, erişebilirsin hakkı veriliyorsa burada. O zaman bu base değerini ekleyip, çünkü o kadar hafızada segmentin başlangıç noktası base'de duruyor. Hop, 10 numaralı segmentin base'ine gidiyoruz. Ona erişmek istediğimiz offset'le toplayıp o
aslında logical olan adresi, mantıksal adrese, fiziksel adrese dönüştürmüş oluyoruz. Dolayısıyla her zaman böyle bir logic'ten physical'a dönüşme süreci vardır, yapılır. Paging de buna benzeyen bir yapı. Yine segmentation bize sağladığı imkanları sağlıyor ama burada farklı. Sabit boyutlarda page'ler oluşturuyoruz, sayfalar oluşturuyoruz ve o sayfaların üzerinde çalışıyoruz. Mesela bakın burada page numaraları verilmiş, aynı segment numarası gibi. Erişmek istediğiniz page numarası ve o offset'i, page'in offset değerini alıyoruz. O offset değerine erişmek istiyoruz. Burada page numaralarının üstünde bir formül de tanımlanabilir kolaylık olması için. Ama yapısını önce anlayalım. Şimdi CPU'dan erişmek istediğiniz page numarası, gidiyoruz o page numarasına. Buradaki fiziksel değerinin karşılığını buluyoruz. O fiziksel değerin karşılığına bunu ekleyip o page'e erişiyoruz. Paging'in farkı segmentation'dan, segment boyutları değişken olabiliyor. Segmentlerin boyutu farklı boyutlarda olur. Birinci segment diyelim ki 100'lükse, ikinci segment 800'lük olabilir. Aynı prosesin farklı segmentlerinden bahsediyoruz. Paging'de page boyutları sabit olduğu için burada hiç böyle boyutunu geçiyor mu kontrolünü yapmamıza gerek yok. Çünkü geçiyorsa zaten erişme hakkımız olmayacak. Dolayısıyla paging'de biz bilgiyi bölüyoruz. O böldüğümüz bilgiye göre kaçıncı page'deyse ve page'ler de karışık durabilir bu arada. 1, 2, 3 sırasıyla gitmek zorunda değil. İşte önce 3. page vardır. Sonra 8.'si vardır. Sonra oraya başka proses girmiştir. Sonra aynı prosesin 9. segment page'i vardır. Bunlar olabilir. Dolayısıyla biz burada page numaramızı bulup ona erişiyoruz. Mesela burada bir örnek verilmiş. Bu logical memory, yani proses kendisini böyle bir dünyada zannediyor. O diyor, her şey böyle sıfırdan başladım. Ben, bana tanınan alan içinde bir tek ben varım, kral benim. Benden başka kimse yok. Böyle ardışık bir şekilde RAM'e erişebilirim. Her şeyim var. Psikolojisi içinde prosesimiz. Bunun bir page table'ı var. Page table şunu diyor aslında. Physical adresi ben frame'lere böldüm. O frame'ler page size'ında frame'ler. Çerçeve diye Türkçe'ye çevirebiliriz. O çerçevelere yerleştirdim. Şimdi buradaki baktığınız zaman 0. page 1. frame'e karşılık geliyormuş. 1 numaralı page 4. 2 numara 3'e, 3 numara da 7. frame'e karşılık geliyormuş. İşte biz artık bu page'leri frame'lere çevirdiğimiz şu page table'dan erişiyoruz bu bilgiye. Eriştikten sonra bu bilginin ilgili page'ine gideceğiz. Onun da yerini bilmek basit çünkü page'lerin hepsi aynı miktarda olduğu için. Mesela 100'lük diyelim. 4. frame'e eriş demek 400'den başladı demek. 100'lükse 4 ile çarpıyoruz. 400'den başlıyoruz. 100'lükse işte en fazla 500'e kadar burada birinci page'in erişim yeri var. Buradan erişme şansımız var. Mesela diyelim ki şöyle bir örnek yapalım. Frame size'ımız şuraya yazayım. Bu örnekleri aslında başka bir videoda çekmek istiyordum. Frame size'ımız 100'lük. Yani page size'ımız da 100'lük. Aynı olduğunu düşünelim. Page size diyelim. Ondan sonra buradaki gibi page'lerimizin verildiğini düşünelim. Mesela diyelim ki logical address. Logical address. Kaça erişmek isteyelim? 250'ye erişmek isteyelim. Şimdi logical address 250'nin physical address karşılığı nedir? Soru bu. Tamam, nasıl bulacağız? Şimdi logical address 250 demek ben kaçıncı page'deyim? Bakın 0, 100 burası, 100, 200 burası, 200, 250, 200, 300 burası. Demek ki ikinci page'e düşüyor değil mi? 250. 250 logical address'te 250 sıfırdan başladınız buraya kadar. Çünkü page size 100 ya. Her biri 100'lük. 100, 200, 250 ikinci page'de. Şimdi ikinci page'in şuradaki page table'dan karşısına baktığımızda 3. frame'e karşılık geliyormuş. Yani şuradaki bakın 3. frame'e karşılık geliyor. Şimdi benim normalde burayı buldum. Benim offset değerim ne burada? Offset değerim nedir? Bunu şöyle bulabilirsiniz. Bakın logical address, logical address'i şöyle yazayım. LA yüzde page size derseniz bu size offset değerini verir. Bir formül olarak ben bunu söyleyeyim size. Page number'ı da hangi page'de olduğu da logical address bölü page size'dır. Yani 250'yi mod 100'de alırsanız 50 offset değeri. 250'yi 100'e bölerseniz 2, tam integer sayısı bölümünü yaptığımızı düşünüyoruz. 250'yi 100'e bölerseniz ikinci page'deymiş. Bakın page 2'deymiş, tamam mı? Şurada formüllerini de yazalım o zaman. Offset şöyle YouTube'da çektiğimiz için videonun alt tarafları gözükmüyormuş. O yüzden şikayet alıyoruz. Yukarı taşıyayım. Offset logical address 250 bölü 100 eşittir 2 %100 yani mod 100 yani remainder operatörü 50'ymiş offset değerimiz. Page number'ımız da neymiş? 250 bölü 100 eşittir 2'ymiş. Şimdi ikinci page'in 50. adresine erişmek istiyorum. İkinci page'i burada bulduk. Hop, ikinci page frame olarak neredeymiş? 3'müş. Üçüncü frame'e gittik. 50. adresi. Yani aslında physical olarak bizim şuradaki baktığımız zaman 100, 200, 300, 350. Tamam. Gerçekte bunun physical adresi eşittir 350 olacakmış. Tamam. Böylelikle şeye dönüştürmüş olduk. Yani logical'ı physical'a dönüştürmüş olduk. Anlatabiliyor muyum?
İşte buna benzer şekillerde dönüşüm yapılabilir. Bunlar güzel sorulardır, böyle gelirler. Mesela burada bakın logical adres verilmiş, page table verilmiş ve onların yerleştirildiği yerler. Hafızadaki bu bilgi nasıl duruyor, offset değeri nasıl tutulmuş bunu gösteriyor. Tabii burada ufak ayrıntılar var. Mesela page table'ın hızlı bir yerde tutulması lazım. Çünkü page table'a sürekli access oluyor. Her hafıza erişimi önce page table'dan bakılıyor. Dolayısıyla page table'ın cache gibi hafızası hızlı bir yerde tutulması lazım. Free frame'lerin hesabı var. Before bir allocation. Ama video uzadı. Ben burada kesiyorum gene. Bunun ikinci videosunu çekeceğim. Yani şeyin ne denir? Memory Management'ın hafıza yönetiminin ikinci videosunu çekeceğim. Orada daha çok sayısal örneklere yer vererek bu şeyleri segmentation'da, paging'de bir de paging ve segmentation aynı anda kullanma imkanımız da olabiliyor. Buna benzer şeylerimiz var. Onlardan bahsedeceğim. Ama videoyu çok uzun tutmamak adına bunu burada kesiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.